milattan önce 2. bin yılın sonunda İran'ın kuzeybatı bölgesinde İran kabileleri ortaya çıktı. Bu kabileler kontrollerini daha geniş alanlara yaydılar. Daha sonra Medyan'ın sınırları birkaç yüzyıllık bir süre içinde değişti. İran kabileleri Batı ve Kuzeybatı İran'da en azından milattan önce 12. ve 11. yüzyıllardan beri mevcuttu. Ancak İran unsurlarının bu bölgelerdeki önemi milattan önce 8. yüzyılın ikinci yarısının başından itibaren tespit edilmiştir. Bu zamana kadar İran kabileleri, daha sonra Medya Krallığı'nın toprakları haline gelen Medya'nın batısındaki topraklarda çoğunluktaydı. İran kabilelerinin göç dönemi, Kuzeybatı İran'a, Doğu Anadolu'ya ve Kafkasya'ya hakim olan Orta Asur İmparatorluğu'yla, Yakın Doğu'da bir güç boşluğuyla aynı zamana denk geldi. Orta Asur İmparatorluğu, bu yeni halkların bu bölgelere geçmesine ve yerleşmesine izin verdi. Ayrıca İran'da hakim güç olan Elamlar, batıdaki Babil İmparatorluğu gibi şiddetli bir düşüşe geçmişti. Batı ve Kuzeybatı İran'da ve Med egemenliğinden önce daha batıdaki bölgelerde güçlü Elam Krallığı, Manna Krallığı, Asur İmparatorluğu ve Urartu Krallığı toplumlarının daha önceki siyasi faaliyetlerine dair kanıtlar vardır. Milattan önce 10. yüzyıldan 7. yüzyılın sonlarına kadar Medya'nın batı kısımları, batıda Kıbrıs'tan, doğuda Batı İran'ın bazı bölgelerine ve Mısır'a kadar uzanan topraklar, Kuzey Mezopotamya merkezli geniş yeni Asur İmparatorluğu'nun egemenliği altına girdi. 3. Tiglat-Pileser, 2. Sargon, Sanherib, Esarhaddon, Asurbanipal ve Asur-Etil-İlani gibi Asur kralları, Med hükümdarlarına vasal anlaşmaları dayattı ve ayrıca İskitleri ve Kimmerleri yağmalayarak onları yağmacı akınlardan korudu. Milattan önce 626 yılından beri sürekli bir iç savaş halinde olan Asur İmparatorluğu, Sinşarişku'nun hükümdarlığı sırasında çöküşe geçti. Medler, Babilliler, Keldaniler, Mısırlılar, İskitler, Kimmerler, Lidyalılar ve Aramiler gibi tabi halklar yavaş yavaş Asur İmparatorluğu'na ödedikleri vergiyi ödemeyi bıraktılar. Medler üzerindeki Asur hakimiyeti Med Kralı Syaxares'in saltanatı sırasında sona erdi. Yeni Babil İmparatorluğu'nun kralı Nabopolassar'la ittifak kuran Syaxares, 616 ve 609 yılları arasında çöküş döneminde olan yeni Asur İmparatorluğu'na saldırdı ve bu imparatorluğu yok etti. Yeni kurulan ittifak, Medlerin milattan önce 612 yılında Ninova'yı ele geçirmesine yardımcı oldu ve bu da milattan önce 609 yılında yeni Asur İmparatorluğu'nun nihai çöküşüyle sonuçlandı. Medler daha sonra Med krallıklarını ana vatanlarının ötesinde kurabildiler ve sonunda kabaca Kuzeydoğu İran'dan Anadolu'daki Kızılırmak Nehri'ne kadar uzanan bir bölgeye sahip oldular. Milattan önce 616 ile milattan önce 609 arasında Asur İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra Babil, Lidya ve eski Mısır'la birlikte eski Yakın Doğu'nun dört büyük gücünden biri haline gelen birleşik bir Medya devleti kuruldu. Syaxares'in yerine oğlu Kral Astyages tahta geçti. Milattan önce 553 yılında bir Med vasalı olan Anshan kralı, torunu Büyük Kiros Astyages'e karşı ayaklandı. Milattan önce 550 yılında Kiros nihayet bir zafer kazandı ve sonunda Kiros'a soylular Astyages'i teslim etti. Kiros'un Astyages'e karşı kazandığı zaferden sonra Medler, yakın akrabaları olan Perslere tabi oldular. Medler yeni imparatorlukta önemli bir konumu korudular. Savaşta Perslerin yanında durdular ve birçok asil Med, memur, satrap ve general olarak istihdam edildi. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.